Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber faktöriyel uygulamasını yapıyor olacağız basitçe JavaScript'le. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle constant number diyorum. 5 olsun. Daha sonra da let result diyorum. Result'a da bir değerini atıyorum. Faktöriyel nedir? Ben 5 sayısını ya da 8 sayısını yahut da 10 sayısını verdiğim zaman vermiş olduğum sayıdan geriye doğru çarpım işlemidir aslında. 4, 3, şöyle 2, 1 şeklinde yahut da 8 ise 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde. Bunu kod ile yapmaya çalışacağız. Şimdi bir tane loop açmam gerek bunun için değil mi? Çünkü ne yapıyorum? Verilen sayıdan geriye doğru bir çarpma işleminde bulunuyorum. Güzel. Sıfırdan değil birden başlatacağım ve kendisi de dahil çarpacağım için hani 5 çarpı 4 çarpı 3 diyeceğim için bu döngüyü number'a kadar açıyorum. Daha sonra indeksi birer birer arttırabilirim. Ardından geliyorum. Result'a diyorum ki kardeşim bak senin bir değerin var. Sen bunu kendine çarp ve indeks. Yani diyorum ki ben çarpı indeks. Bu da ne olacak? 5 çarpı 4 olacak. Sonuç ne? 20. Ardından 20 çarpı 3 olacak 60. Ardından 60 çarpı işte ne olacak 2 olacak şeklinde result'a bu değer yazdırılacak. Daha sonra gelip biz bunu konsola bir yazdıralım. Bakalım bize bir ne değer verecek. Result diyelim. Şöyle terminali açalım. Not factorial cs dediğim zaman 5'in faktöriyeli 120'ymiş. Hemen gelip kontrol edelim. 5 faktöriyel kaçtır diyelim şuraya. Bakın 4'ünki 24'müş. 5'inki 120. 6'ınki 720. 7040 şeklinde. Hadi deneyelim biz de. 24 sonucunu verdi. 6'yı deneyelim. 6 diyorum. 720 sonucunu verdi ve 7'yi de deneyip dersi bu noktada sonlandırabiliriz. Faktöriyel CS dediğim zaman 5040 sayısını görmüş oldum diyelim ve bu dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.